Hepiniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 11. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor. Artık geldik şiir ünitesinin son konusuna. Bu videoda Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki şiire bir giriş yapacağız. Ve bu dönemde ortaya çıkmış olan 5 ecicileri göreceğiz. Özelliklerini, sanatçılarını bu videoda sizlere aktaracağım. Hiç vakit kaybetmeden derse geçelim ama öncesinde çok ufak bir ricam var o da bu kanala abone olmanız. Bu videoyu beğenmeniz, emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de beğenerek abone olarak bu emeklerime destekte bulunabilirsiniz diyorum. Ve hemen Cumhuriyet döneminde şiire bir giriş yapalım. Arkadaşlar milli edebiyat döneminde başlayan şiir anlayışı Cumhuriyetin ilk yıllarında da aynen devam ediyor. Zaten Cumhuriyet de aslında bu milli edebiyatın bir devamı olarak değerlendirilmektedir. Yani bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde şiirde milli değerler ön plana çıkmıştır ve şiirler hece ölçüsüyle dörtlüklerle yazılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarına gittiğimizde şöyle bir ortam görmekteyiz milli mücadele kazanılmıştır. Yeni bir devlet kurulmuştur. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yani zor günler geride kalmıştır. Gerçekten de sıkıntılı bir dönem yaşamışız milli edebiyat döneminde. E şimdi bu dönemden çıktığımız zaman sanatçılar aşktan, tabiattan, böcekten mi bahsedecekler? E tabii ki hayır arkadaşlar. Sanatçılar milli bir heyecan göstererek Anadolu'yu ve Anadolu insanını konu olarak işleyeceklerdir. Çünkü milli mücadelede Anadolu'nun ve Anadolu insanının büyük bir rolü vardır. Dolayısıyla bu dönem şiirlerinde ulus sevgisini görürüz. Yurdu tanıtma ve yüceltme coşkusunu bolca görürüz. Bu da son derece normal arkadaşlar. Yani 1923 ile 40 yılları arasındaki sanatçılar milli kimliklerini şiire net bir şekilde yansıtmışlardır. Tekrar söylüyorum zaten dönemde bunu gerektirmektedir. Vatan büyük bir ölçüde işgale uğramıştır. Ancak bu zor günler geride kalmış Vatan büyük bir zaferle kurtarılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar sanatçılar tekrar söylüyorum bu duyguyu bolca şiirlerinde işleyeceklerdir. Bu sürpriz olmamalı. Ancak 1940'ları geçtiğimiz zaman şiirde biçim ve içerik açısından büyük değişiklikler tabii ki yaşanacaktır. Farklı özellikler, farklı topluluklar ortaya çıkacaktır. Zaten bunu da 12. sınıfta göreceğiz. Yani 12. sınıfta aslında kaldığımız yerin devamı olarak günümüze kadar şiir anlayışlarını size aktaracağız. Ama şimdi bu bizim konumuz değil. Diyorum ve geliyoruz arkadaşlar 5 hececilere. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin gibi isimlerin yol açmasıyla yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır ve sanatçılar hece ölçüsüne yönelmişlerdir. Peki sadece hece ölçüsüne mi yönelmişlerdir? Hayır arkadaşlar. Mesela Faruk Nafiz Çamlıbel sanat şiirine demiştir ki bizim için sanat Anadolu ve Anadolu insanını anlatmak olmalıdır. Sanatta bunun yeri olmalıdır demişlerdir. Ve aruz ölçüsü terk edilmiş, hece ölçüsü kullanılmış. Bununla birlikte şiirdeki o süslü anlayış terk edilmiş. Sade bir Türkçe kullanılmıştır arkadaşlar. Yani şiirin şekli değişmiş, içeri değişmiş ve dili de değişmiştir. Artık halkın anladığı bir dille şiirler yazılmıştır. İşte arkadaşlar bu ortamda bu özellikleri tercih eden hece ölsünü ısrarla yazmaya başlayan sanatçılara biz 5 hececiler diyoruz. Aslında bunlar bir araya gelip de bir grup oluşturmamışlardır. Buranın altını çizelim. Böyle bir topluluk yoktur. Ama o dönemde 5 şairimiz ısrarla hece ölsüne yönelmişlerdir. Hece ölsünü kullanmaya gayret etmişlerdir. Dolayısıyla bu beş kişiye hecenin 5 şairi adı verilmiştir. Ve sonrasında da bu sanatçılarımız 5 hececiler olarak anılmıştır. Ama bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Dil nasıl arkadaşlar? Dil sade bir Türkçe. Yani milli edebiyatın gerektirdiği her şey bu beş ecicilerde mevcut. Ve bu şiir anlayışın temeline ne yatar arkadaşlar? Türkçülük fikri tabii ki yer alacaktır. Sade ve anlaşılır şiirler yazacaklardır. Şiirlerde kahramanlık, Anadolu, memleket sevgisi, vatanın güzellikleri teme olarak ön plana çıkacaktır ve halk şiirinin nazım biçimleri kullanılacaktır. Yani şöyle genel anlamda bakacak olursak aslında halk edebiyatı bu dönemde ön plana çıkmışlardır. Çok yenilik yapmamışlardır aslında bu beşeciler. Sadece halk edebiyatını önemsemişler. Halk edebiyatındaki gibi sade bir dille yazmışlar. Hece ölçüsüyle yazmışlar. Dörtlüklerle yazmışlar. Ve halk edebiyatının nazım biçimlerini kullanmışlardır. Peki kimdir bu beşeciler? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Beyci Kor Yürek, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel bu hecenin 5 şairini oluşturmaktadır. Peki bu isimleri aklımıza tutmanın kısa bir yolu var mı? Var arkadaşlar. Biz bu isimleri Heyof şeklinde kodlarız. Tekrar edelim. Halit Fahri Ozansoy, Enis Beyç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel şeklinde Heyof olarak kodlayabiliriz. Bu sanatçılar arasında şairiyle daha çok ön plana çıkan isim ise arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Onun yazmış olduğu birkaç tane şiir hedefi tam 12'den vurmuştur. Yani aslında bu dönemin özetini Faruk Nafiz Çamlıbel'in o şiirlerinde bulmak mümkündür. Mesela sanat şiiri. Sanat şiiriyle Faruk Nafiz Çamlıbel aslında gelecek yıllarda nasıl bir sanatın kendileri beklediğini ifade etmiştir. Demiştir ki o şiirinde Bundan sonra biz sanatımızda yani şiirimizde Anadolu'yu işleyeceğiz. Anadolu insanını işleyeceğiz. Onların içinde bulmuş olduğu o zorlukları şiirimizde anlatacağız ve anlatırken de sade bir dil kullanacağız. Dörtlükleri ve hece ölçüsünü tercih edeceğiz demiştir. Bu bakımdan Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirleri daha çok ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte yine han duvarları, çoban çeşmesi önemli şiirlerin başında gelmektedir. Diyorum ve şöyle Faruk Nafiz Çamlıbel'i daha yakından tanıyalım. Arkadaşlar kendisi İstanbul'da doğmuştur. Tıp eğitimi alırken bu eğitimi yarıda bırakıp yazın hayatına atılmıştır ve uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapmış ve daha sonrasında milletvekili de olmuştur. Faruk Nafiz Çamlıbel şiire aruzla başlamıştır ki döneminde bu çok popülerdir. Ama daha sonrasında 1919'larda bu fikrinden vazgeçip hece ölçüsüne yönelmiştir. Zaten biz onu hecenin 5 şairinden birisi olarak saymıştık. Burada da bunu belirttim. Milli edebiyat anlayışını benimsemiştir. Bu da son derece normaldir. Ve halk edebiyatının nazım biçimlerini kullanmıştır. Bununla birlikte arkadaşlar oyunları da vardır. Yani tiyatro eserleri de vardır. Orada da toplumsal gerçekleri anlatmıştır. Ve ulus sevgisini ön plana çıkarmıştır. Burada da Faruk Nafız benim birkaç eserini görmekteyiz. Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi önemli. Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Han Duvarları yine meşhur bir şiirdir. Akıncı Türkleri onun şiir eserleri arasında yer alır. Bunun dışında tam olarak çıkmamış ama canavar ve akın adlı tiyatro oyunları da vardır. Bu oyunlarında da yurt sevgisini, ulusal değerleri ve toplumsal gerçekleri ön plana çıkarmıştır. Paruk, Nafis, Çanvel diyorum ve böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sınavlarda sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı ve bu videoyu beğenmeyi imal etmeyin arkadaşlar. Şiir ünitesi ile ilgili çalışmalarımız burada bitmedi. Bunu da söyleyeyim. Şimdi sırada şiir ünitesini genel anlamda özetlediğim bir video var. O videoyu da seyredebilirsiniz. Sınav öncesinde sizler için son derece faydalı olacaktır ve her zaman olduğu gibi sizlere özel PDF çalışma kağıtları da hazırlıyorum. Her şey arkadaşlar ama her şey bu videonun açıklamalar kısmındaki linklerde mutlaka bu açıklamaya göz atın diyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.